Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 4-10 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Gezegeniniz Merkür de Başak Burcu'nda ve hafta boyunca yine retro olacak, gerileyecek. Ancak güzel açılarla başlıyoruz bu haftaya. O nedenle bu hafta bence verimli bir hafta. Pazartesi ve Salı günü Merkür'ün Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açısı var. Bu bazı düşüncelerinizi, planlarınızı daha rahat ilerletmenizi sağlayabilir. En azından kendinizi daha keyifli, daha motive hissedebilirsiniz hafta başından itibaren. Venüs retrosu da tamamlanıyor. Aslan Burcu'nda Venüs ileri harekete dönecek. 9 Ekim'e kadar 3. evinizde ileri harekette olacak. Ertelediğiniz seyahatler varsa şimdi bunları daha rahat ele alabilirsiniz. Yakın çevre ilişkileriniz düzelebilir. Kardeşlerle daha olumlu ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Eğitim konuları, ticari aktiviteler, buralarda da daha şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Ve Jüpiter Boğa Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 31 Aralık'a kadar Jüpiter Boğa Burcu'nda gerileyecek. 12. evinizde olduğu için aslında sizin için güzel bir pozisyonda, koruyucu bir pozisyonda. Bu dönemde Jüpiter'in maddi manevi gelişim imkanlarından ziyade biraz içe dönmek, manevi derinleşme imkanları bulabiliriz. Maneviyata yönelme, hayatı sorgulama, anlam arama, bu anlamda tabii ki biraz daha ruhsal büyüme imkanlarını Jüpiter retrolarında hissedebiliriz. Manevi rehberlikler alabileceğiniz, sezgilerinizin de çok yükseldiği bir dönem. Jüpiter'in olumlu açıları da bu haftanın enerjilerini iyileştiriyor. 8-9 Eylül hafta sonu Güneş Jüpiter'le güzel bir üçgen açı yapacak. Ev, aile konularında yardımlar, destekler alabilirsiniz. Ailedeki bir sorunun çözümlenmesi, ebeveynlerden destekler almanız, kendinizi manevi anlamda daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu hissetmeniz, akışta kalmanız, olup bitenleri kabulleniş içerisine geçmeniz mümkün görünüyor. Aslında hafta başından itibaren bu etkileri çok daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Hafta başı enerjiniz biraz içe dönük olabilir. Çok hızlı kararlar vermeyin. Şöyle bir düşünüp sorgulama dönemindeyiz aslında. Çarşambadan itibaren ay burcunuza geçecek ki zihinsel enerjinizi arttırmaya başlayacak. İşte aileyle birlikte oturup konuşmanız gereken konular olabilir. Yapılacak işleriniz olabilir, düzenlemeleriniz olabilir. Hani bunları detaylı bir şekilde gözden geçirip planlamalarınızı daha rahat yapabilirsiniz. Hafta sonu ise ay yengeç burcunda cuma akşamından itibaren cumartesi ve pazar günü ay yengeç burcunda kendinizi maddi manevi güvende hissedebileceğiniz koşullar olabilir. Çalışanlar için ticari anlamda bereketli bu hafta sonu. Bununla birlikte yapılması gereken bazı alışverişleriniz varsa yine verimli alışverişlerde hafta sonu yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.